Adı nereden gelmiştir tam olarak bilinmiyor ama güzelliğini Uludağ'ın eteklerinden dökülüp ovasına yayılan sularından, bu sularla beslenip hayata katılan yeşilinden, çok eski zamanlardan bugüne taşıdığı bilge yaşamından getirdiği muhakkak İnegöl. Evliya Çelebi'ye sorarsanız cuma günü fethedildiği için almıştır adını. Tekfur'un kızını dinlerseniz gölün güzelliğinden etkilenerek "Ah ne göl, e göl!" sözlerini duyarsınız. İnegöl'ün öyküsü aslında tarih öncesinden başlıyor. Oylat ve civarında 15 milyon yaşında fosiller bulunmuştur. 5000 yıllık insanlık tarihi, 15 milyon yıllık canlılar ise tarihinin tanığıdır İnegöl'ümüzün. Bugün çok izi kalmasa da geçmişin bütün uygarlıkları İnegöl'de var olmuştur. Frigya, Lidya, Persler, Makedonlar, Romalılar, elbette Selçuklular ve bu topraklara bir daha çıkmamak üzere damgasını vuran Osmanlılar. Hepsi sırasıyla tarihteki yerlerini almışlar ve bir sonrakine bırakmışlardır izlerini. Osmanlı'nın ilk kazandığı toprak parçası belki Söğüt'tür. Ama ilk şehidini İnegöl'de vermiş, şehit kanıyla ilk olarak İnegöl toprakları sulanmıştır. Savcı Bey'in oğlu Bay Koca, 1285 tarihinde şehit düştüğü Hamza Bey'deki ebedi dinlenme mekanında huzur içinde uyumaktadır. Osmanlı'nın kuruluşunun İnegöl'ün 1299 yılında Turgut Alp tarafından fethi ile aynı tarihte olması tesadüf müdür? Yoksa aslında 600 yıllık imparatorluğun ilk harcı İnegöl'ün fethi ile mi atıldı? Belki de tarihin tozlu raflarından aydınlığa çıkması gereken bir sorudur bu. Öyle ya da böyle, bu toprakları fetheden o büyük komutan, şimdi yattığı İnegöl'deki tepeden şehri gülümseyerek izlemekte. Turgut Alp sonsuzluğa karışmış olsa da ismi bir camide, bir mahallede ve bir eğitim yuvasında yaşamaya devam ediyor. Osmanlı Cumhuriyeti evrildi ama mirası dün gibi ayakta. Osmanlı geleneği üzerine yükselen bir yıldız olan Cumhuriyet'in yarattığı zenginlik İnegöl'ü muasır medeniyet seviyesine çıkardı. Tarih böyle akarken İnegöl'ün kaderini belirleyen başka gelişmelere bakalım biraz da. Antik dönemde Angele Come olarak bilinen İnegöl'ün ismi pek çok efsanelere konu olmuştur. Bunların hangisi doğrudur tam olarak kayıt altına alınmış olmasa da bilinen ve görünen bir gerçek var ki İnegöl sular, ağaçlar, yollar ve dağlar şehridir. Bugün Mezitler'den Eskişehir Ankara'ya, Kurşunlu'dan Bilecik'e uzanan bir tabiat köprüsüdür İnegöl. Bu güzel kent
Oylat üzerinden Kütahya'ya bağlanırken Uludağ'ın "Ben güzelliğimi buraya kadar sergiliyorum. Bundan sonrası beni ilgilendirmez" dediği yerdir İnegöl. Yani Uludağ'ın doğu sınırıdır. Kadim tarih İnegöl'ü yol ağlarının ortasındaki güvenli liman olarak yazmıştır. Bugün de yazmaya devam ediyor. Bu yolları sarıp sarmalayan dağlar ise dört bir yanını çevirir İnegöl'ün. Domaniş Dağları, Ahı Dağı ve Uludağ. Dağların kovuğunda bir kent olduğu için İpek Yolu'nun en önemli durağıdır aynı zamanda. İnegöl, Ortaköy'de inşa edilmiş, günümüzde belediye tarafından restore edilerek göz alıcı hale getirilmiş, sapasağlam ayakta duran Karacabey Kervansarayı bu yol hikayesinin en önemli tanıklarından biridir. Kervansaray'ın taş duvarları adeta geçmişin öykülerini fısıldar ziyaret edenlere. İnegöl ile Oylat arasında karşıda zirvelerini kar kaplamış Uludağ'ı seyrederek çiçeğe durmuş kiraz ağaçları ile bezeli yoldan köyün içine ilerlerken ovadan bereket fışkırdığını fark ediyorsunuz. Sadece kervansarayı değil, bu yemyeşil, bereketli toprakları görmek, doğanın taptaze kokusunu almak için de mutlaka gitmek lazım Ortaköy'e. Zaten İnegöl'ün neresine giderseniz gidin, eski kartpostallardaki güzellikte köylerin ya kıyısından geçiyorsunuz ya da karşıdan seyrediyorsunuz bu güzel manzarayı. Kimi İsviçre Alplerindeki köyleri andırıyor, kimi kovboy filmlerindeki vahaları anımsatıyor. Osmanlı döneminin önemli derbent yani muhafız köylerinden Gündüzlü ile paylaşır kaderini eski yolcuların konakladığı kervansaray. Domaniş'ten gelen kervanları Ortaköy'e, oradan aldıklarını da Gündüzlü'ye getiren muhafızlarla birlikte Osmanlı'ya savaşçı yetiştirir bu masal diyarı güzelliğindeki köy. Osmanlı döneminde vergiden muaf tutulmuştur. Yani devlete vergi vermez ama can verir Gündüzlü. Çanakkale Savaşı'nda gönüllü asker gönderen Gündüzlü, şimdilerde sessiz sakin sürdürüyor yaşamını. Sınır komşularından Hilmiye bir Gürcü köyü iken Hacıkara bir Çerkez yerleşimidir. Bir üsyanda Abaza köyü vardır. Osmanlı'nın devlet politikasının ne kadar akıllıca olduğunun örneğini görürsünüz İnegöl'ün her noktasında. Merkezde kalan bir Türkmen köyünün çevresine facialardan, katliamlardan kaçıp göç ederek ana vatanına gelen farklı milletten Müslümanlar yerleştirilir buralara. İnegöl insanı da bakmaz kimliğine. Kucak açar yüzyıllar boyu gelen bu insanlara. Her birini kaynaştırır, İnegöl yapar, yurt yapar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapar. Gündüzlü'yü geçince Hilmiye, oradan ünü dünyaya yayılmış Oylat'a varırsınız. Hilmiye, Türkiye'nin en uzun köyü olarak geçer kayıtlarda. Biz de ölçtük. 2,5 kilometre uzunluğuyla bir ucu Gündüzlü'ye çıkar, öbür ucu Oylat'a. Onun için de
öbür adıdır Oylakdere. İçinden geçen derenin şırıltısını dinleyerek sivri kayaların gölgesinde geçtik bir uçtan öbür uca. Onlarca mağaraya sahip Hilmi'ye. En büyük mağaranın bir ucunun Bursa'ya dayandığı söylencesi halkın dilinde. Sonra tırmandık dağlara doğru, karşımıza Oylak çıkıncaya kadar. Oylak'ta göze çarpan tek renk sahip olduğu her tonuyla yeşildi. Oylak bu muhteşem görüntüsü ve 40 derece ısıdaki mineralli sıcak su kaynaklarıyla hem ruha hem bedene şifa veren bir cennet adeta. Bizans döneminde keşfedildiği söylenmektedir. Oylat'ın girişinde onun öyküsüyle başlayabilirsiniz gezinize. Hikayeye göre İnegöl civarında hüküm süren bir tekfurun kızı hastalanmış ve hiçbir hekim çare bulamamıştır hastalığına. Kızının öleceğini anlayan tekfur Oylat yakınlarına gönderir kızını. Ve son günlerini geçirmek için cennetten kopmuş dünyaya düşmüş bu köşeye getirilirken öl de yat derler zavallı kıza. Efsaneye göre tek başına burada kalan Tekfur'un kızı şifalı sularda yıkandıkça iyileşir. İyileştikçe moral bulur, hastalıktan kurtulur. Ölmeye gelen kız bir peri kızına dönüşür. Onu bu hale getiren Oylat'ın şifalı suyudur. Rivayet o ki bu öl de yat deyişi bugünlerde Oylat olarak gelmiş olsa da bazı köylerde öl yat kullanımı hala vardır. Bursa'da yaşayan şair ve edebiyatçı Hilmi Haşal'ın dizeleri eşliğinde ayrılalım Oylat'tan. Her şey su mu? Yunmuş anlar tortusu. Geç anladım. Zaman kendini yeniliyor burada. Öldüm ve yattım. Erince kollarında, sonra yaşadım ve yürüdüm sende. Böyle dedirtir konuğuna firesiz anılar beşiği Oylat. Gülümseyen orman mı, ömürler mi uzayan yüz yüz? O güzeller güzeline şifa sunan yatak işte. Oylat'tan İnegöl merkezine dönmeden önce Kurşunlu'ya doğru yola revan oluyoruz. İpek yolunun güzergahı üstünde bir başka Derbent köyü bekliyor bizi. Bugüne gelmese de o dönemin en büyük kervansaraylardan birine sahip, kurşunu ve mineralli suları bol. Üç beylikten oluşan bir yerleşim yeri. Kurşunlu'nun mineralli suları öyle şifalı ki 1800'lü yıllarda hem Osmanlı Sarayı'nın hem de Fransa'nın vazgeçilmezi olmuş. Bugün işletilmeyen o maden suyunun adı Çitli. Çitli'nin diğer bir özelliği de Osmanlı'nın özelleştirilen ilk işletmesi olmasıdır.
Onun yerini alan Kınık ise ihracat yapan bir firma olarak mineralli sularıyla zengin bir kent olan İnegöl'ün markalarından biridir. Kurşunlu'dan çıktıktan sonra iki önemli noktaya daha yolculuk yapacağız. Bunlar İnegöl'ün marka kent olma yolundaki iki önemli durağı. İlk durağımız Mobilyacılar Sitesi. İbni Haldun, coğrafya kaderdir derken insanları kastetmiş olsa da ülkenin de geleceğine yön verir bu ilke. İnegöl'ün ormanla, ağaçlarla kaplı coğrafyası bugün onu mobilyanın başkenti yapmıştır. Osmanlı donanmasında kullanılan kadırga küreği yapımıyla başlayan mobilya serüveni, Cezayirli Hasan Paşa'nın İnegöl'ü keşfiyle önemli bir aşama kat etmiş, bundan sonra Gemlik Tersanesi artık bu ilçeden beslenmiştir. Su hızarı, tek ve çift atlı İnegöl yaylısı, fırın küreği ve nihayet ahşabın eve dönüşmesiyle mobilya yapımının zirvesine ulaşılmış, oradan günümüze büyük miras kalmıştır. Ahşapla dans eden insanlar bugün yeryüzünün dört bir yanına mobilya satıyor. Osmanlı'da donanmanın küreği dünyayı dolaşırdı. Bugün ise her dinden, her ulustan, her renkten insan İnegöl'e gelmese de İnegöl'ün mobilyasında yaşıyor. Onlardan biri de Çilek Mobilya. Bu kadar gezdikten sonra yemek molası vermek gerekir. İnegöl'de yemek demek köfte demektir. Ama herhangi bir köfte değil. İnegöl köftesi. Markaları arasına yiyecekleri de almayı başarmış bir kent Bursa. Kebabı, kestane şekeri ve İnegöl'ün hediyesi köfte. 1982 yılında Bulgaristan'dan göç eden Besler ailesinin ferdi İbrahim Besler'in aile mesleğini devam ettirmek istemesiyle temeli atılan İnegöl köftesi, patenti de alındıktan sonra artık bir marka yiyecek olmuştur. 1982 yılında İnegöl köftesinin Besler ailesiyle başlayan serüvenine başka markalar da katılmış. Özellikle köfteci Orhan başta olmak üzere İnegöl, mobilyanın yanı sıra köftenin de başkenti olmuştur. Bütün köftecileri birleşsin Türkiye'nin yallah. Pazar payı bundan sonra yersen yani. 50-50 okey mi? İnegöl işi ve Sultanahmet ve Rumeli. Yani yerli malı köfteler vah vah. İnegöl çok uzun yıllar öncesinden itibaren adeta markalar şehri. Hatta çerezlerin vazgeçilmesi ay çekirdeği bile İnegöl'ün. İnegöl alası çerezlik ay çekirdeği adıyla tescillenmiş, böylece ilk kez bir tarım ürününe uluslararası sertifika alınmıştır. İnegöl'ün ilki sadece bu değil. Tüm bu markalarını, doğal güzelliklerini M.Ö. 3000'li yıllardan başlayıp bugüne uzanan tarihini tek bir çatı altında toplamış olan İnegöl Kent Müzesi'ni unutmamak gerekir. Başarılı Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın öncülüğünde kurulan müze, 2009 yılında İnegöl ve dolayısıyla Bursa'nın zenginlikleri arasına katıldığında Türkiye'nin ilk kent müzesi olma özelliğini taşıyordu. İnegöl'ün çevresinde şu anda bulunmuş olan 6 höyükten çıkarılan, içinde milyonlarca yıl önce yaşamış fosillerin de olduğu buluntulardan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar İnegöl'ün sahip olduğu tüm kıymetlerin sergilendiği bir yer olmuştur İnegöl Kent Müzesi.
müzeden çıktığınızda gözünüze ilk çarpacak olan şey müzenin hemen karşısındaki İshak Paşa Külliyesi olacaktır. Özellikle Osmanlı döneminde en ünlü örnekleriyle bilinen külliye, İslam toplumunda merkezine camiyi alarak yapılan hamam, imaret yani hayır kurumu, aş evi, medrese, Darüşşifa gibi binalardan oluşan yapılar topluluğudur. İshak Paşa Külliyesi de İnegöl'de 1460'larda cami, medrese, türbe, hamam, zaviye, an ve ahır binaları ile oluşturulmuştur. Ne yazık ki günümüze yalnızca cami, medrese ve türbe gelebilmiştir. İshak Paşa, İnegöllü İbrahim Ağa'nın oğlu olarak doğmuş ve sadaret makamına kadar yükselmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış, İstanbul'un fethine katılmış, Osmanlı tarihi için çok önemli bir devlet adamıdır. Selanik'te ölmüş, ancak vasiyeti üzerine İnegöl'e gömülmüştür.